Akit TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili izleyenler. Perde arkasına hoş geldiniz. Bugün de birbirinden çarpıcı konulara değineceğiz. Sayın Nurettin Veren'le birlikte değerli izleyenler. Peki gündemimizde neler olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasında ve yine çatı davası kapsamında yargılanan teröristler birbirinden ilginç ifadeler veriyor. Nasıl ifade veriyorlar, konuları nasıl çarptırıyorlar, çok önemli konulara değineceğiz. Öte yandan sevgili izleyenler, FETÖ, Fethullahçı terör örgütünün 2 numaralı isimlerinden pirari kaçak Abdullah Aymaz'ın ilginç bir yazısı vardı ve bu yazı içerisinde yine çarpıcı şifreler barındırıyor. Bu konuya da dikkat çekeceğiz. Terörist Gülen'in eski konuşmalarını bir kez daha derledik, bir kez daha hatırlatacağız. Çünkü bu konuşmalar unutuldu. Bu konuşmaların içeriğinde çarpıcı konulara değiniyor. Zaten kendi kendini sevgili izleyiciler ifşa etmiş oluyor. Bazı şeyleri eski konuşmalarına bakarsak zaten kendisi itiraf etmiş oluyor. Öte yandan FETÖ'cüler diyelim, Fethullahçı terör örgütü mensupları Avusturya'da nerede, neden toplandı? Bu konuya da dikkat çekeceğiz. Tabii FETÖ'deki İhraçlara da sevgili izleyenler dikkati çekeceğiz. Öte yandan hemen şunu da belirtelim. WhatsApp hattını değerli izleyiciler verelim. Bu hattan bize soru yöneltebilir, görüşlerinizi de paylaşabilirsiniz. Ekranda da yazıyor. 0507-905-4918. Yine bu WhatsApp hattından program dışında tabii, şu an sadece mesaj yazabiliyorsunuz. Program dışında arayabilirsiniz ve şayet hocamla ilgili bir organizasyon düşünüyorsanız, konferans olabilir. Bu konudan, bu WhatsApp hattında bu konuya dair WhatsApp hattından arayabilir, hocamla birebir iletişim kurabilir ve tarih alabilirsiniz, değil mi hocam? Evet, önceden olursa yani bir hafta 15 gün gibi bir zaman öncesinden program için zaman ayarlamasını yapabiliriz. Yine şunu da belirtelim. WhatsApp'tan yazdıklarınız belki program içerisinde okuyamıyoruz ama zaman darlığı nedeniyle, süre kısıtlığı nedeniyle, fakat program dışında yine Sayın Hocam tarafından burada yazdıklarınızın hepsi okunuyor. Bunu da bilmiş olun. Evet hocam, başlayalım. İlk olarak neyle başlayacağız? FETÖ'cülerin ifadeleriyle konuya dair bir BTR'miz var, haberimiz var. İzleyelim, evet. Daha sonra bu konu üzerine tartışalım. Evet sevgili izleyenler, hemen o BTR gelsin. FETÖ'cü darbeciler duruşmalarda akla ziyan ifadeler veriyor. İnsan aklıyla dalga geçen teröristlerin genelkurmaydaki görüntüleri, yalanlarını bir bir ortaya çıkardı. İşte ifadeler ve o ifadeleri yalanlayan görüntüler. Eski Tuğamirali Sinan Sürer, FETÖ ve darbe girişimiyle ilgisi olmadığını söyledi. Ancak baylok kullandığı, vatandaşlara ateş ettiği tespit edildi. Eski Kor General İlhan Talı, karargahta kapısını içeriden kilitleyerek beklediğini söyledi. Görüntülerde darbecileri yönlendirdiği görülüyor. Eski Tümgeneral Baki Kavun, darbecilerce derdest edildiğini öne sürdü. Derdest edildiğini söylediği saatlerde rahatça dolaştığı kayıtlara yansıdı. Eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç, kargaşayı engellemeye çalıştığını öne sürdü. Partigöç'ün karargah içerisinde elini kolunu sallayarak volta attığı göze çarpıyor. Partigöç'ün çantasında, "Canım eşim, bu başkaldırıyı yapmasaydım da beni hayatımın sonuna kadar hapse atacaklardı." yazdığı bir notta bulundu. Eski binbaşı Abdurrahim Aksoy, tanıdıklarını ziyaretinde kendisine silah verildiğini öne sürdü. Sivillere ateş açtığı tespit edildi. Aksoy'un darbecilerin desteğiyle içeri girdiği, bu kişilerle ortak hareket ettiği görüntülere yansıdı. Eski Kurmay Binbaşı Recep Özkan, darbe girişimini televizyondan öğrendiğini savundu. Görüntülerde vatandaşlara ateş açtığı ispat edildi. Eski Yarbay Gökhan Eski, kamera kayıtlarını emniyete almak için sökmek istediğini öne sürdü. Sistem odasında darbecilerle görüntülendi. Özel kalem işlem subayı Mehmet Akçara, silah sesleri duyduğunu, sonra kelepçelendiğini öne sürdü. Sivil kıyafetli ve silahlı görüntülendi. Cemil Turhan, darbe planlarının hiçbirinden haberinin olmadığını öne sürdü. Darbecilerin muhabere merkezine girmesini sağladığı görüldü. Eski Kurmay Albay Fırat Alakuş, İfadesinde darbe teşebbüsüyle alakasının olmadığını ileri sürdü. Alakuş'un Kara Kuvvetleri Komutanı Çolak'ın yere yatırılarak derdest edilmesi sırasında da olay yerinde olduğu görüntülerle tespit edildi.
üniformalı terörist Talha Atlanel'de bir odaya götürüldüğünü, odadan çıkmadığını iddia etti. Ancak Atlanel'in elinde silahla darbecilerle görüntüleri ortaya çıktı. Eski Sözde Yüzbaşı Gökhan Balcı, aldığı tüfekle sadece bir el ateş ettiğini iddia etti. Sabaha kadar da bir odada bekleyip daha sonra Genelkurmay'dan ayrıldığını söyledi. Fakat görüntülerde karargah katındaki merdivenden aşağı kata doğru ateş ettiği görülüyor. Balcı daha sonra vurulan bir kişinin taşınması sırasındaki görüntülerde yer alıyor. Eski uzman çavuş Cahit Kükey, darbe girişimi boyunca işgalcilerin kontrolündeki karargahta silahlı olarak görülüyor. Kükey, darbenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından kaçarken görüntülendi. Eski kurmay albay Mustafa Çiçek de darbe girişimini telefonla arayan kızından öğrendiğini iddia etti. İddianameye giren görüntülerse Çiçek'in karargah binası koridorunda silahla vurulan ve yerde yatan kişinin fotoğrafını çektiği belirlendi. Eski kurmay albay Cemal Turgut'unsa olaylarla ilgisi olmadığını belirtmesine rağmen Genelkurmay Başkanlığı'nda elinde uzun namlulu silahla görüntülerinin bulunduğu iddianamede yer aldı. Eski üsteğmen Kadir Bozan'ın da Genelkurmay Karargahı Kulübeler Bölümünde silahlı olduğu ve zaman zaman mühimmat taşıdığı belirlendi. Evet değerli hocam, darbeciler ilginç herhalde, bu darbeyi uzaylılar yaptı. Hepsinin ifadesi aynı, üç maymun oynuyor. Görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Ancak bu haberi, bu konuyu haberleştirme gereği duyduk. Zira görüntülerde her şey açıkça ortada. Şimdi darbeciler neden itiraf etmiyor da işi yokuşa sürüyor? Buyurun. Şimdi bildiğiniz gibi 60, 70, 80 ve en son 28 Şubat'ta darbeler hep askerin birileri tarafından kullanılmasıyla yapıldı. Bu sefer de FETÖ'nün eliyle asker kullanılarak milletin üzerine salındı. Bugün üzerinde durmamız gereken en önemli konu, anayasa değişikliğinin ne olduğuna dair ve en önemli maddesinin ne işe yaradığını, neden çok önemli olduğuna buradan bir ilişki kurmaya çalışalım. Madem ki bu geçen yıllar içerisinde asker birilerinin inisiyatifiyle halkın üzerine salındı ve darbeler askerin eliyle gerçekleştirildi. Gerçi kuklaları oynatıcılar çok önemli, kuklalar değil. Bu sefer de kukla oynatıcısı FETÖ teşkilatı oldu. Yine orduyu kullanan bu sefer FETÖ oldu. Daha önce NATO karargahlarından eğitilmiş askerlerin eliyle milletin üzerine gelenler, yine NATO eliyle FETÖ'nün tezgahlamasıyla askerin halka darbesi oldu. Bu da aynı şekilde, yani darbeler hep Cumhurbaşkanı'nın inisiyatifinde olmayan ordu mensupları tarafından yaptırıldı. Hani bizim çocuklar işi başardı gibi sinyalden de anlaşıldığı gibi bizim çocuklar hep kuklacıların elindeki asker oldu. Yani bizim kahraman ordumuz ve peygamber ocağı dediğimiz ordu hep kendisini milletin ve devletin sahibi, onları da köleleri olarak gördü. Hiçbir siyasi rejimi ve iktidarı gerçekten halkın temsilcisi olarak kabul etmedi. Cahil insanlar, bidon kafalılar, yönetilmeye muhtaçlar, onların oylarının hiçbir hükmü yok diyenler ilk defa bu iktidar döneminde siyasi iktidar kendi kendine başbakanını tayin ettiği gibi arka arkaya ve cumhurbaşkanını seçti ve şimdi de 18 maddenin içerisindeki değişiklikle ordu komutanlığını cumhurbaşkanına teslim edecek. Yani göstermelik bir ordu komutanı değil, İhtilalcilerin elinden komutayı alıp orduyu yönetecek, gerçek komutan olacak bir cumhurbaşkanı. Bu Türkiye'de ilk defa oluyor. Yani bu vesayet sisteminden sonra gelinen bugünkü noktada gerçekten ordu komutanı ve devletin üzerine söz sahibi olanların elinden bu güç alınıyor ve halkın seçmiş olduğu cumhurbaşkanına ordu komutanlığı, genelkurmay başkanlığı ve kuvvet komutanlığı yetkisi ilk defa teslim ediliyor. Evet. Böylelikle arka arkaya gelen bu darbelerin ve darbecilerin önü kesilmiş oluyor. Şimdi hangi siyasi partiden olursa olsun, hatta CHP'lilerin dahi bugüne kadar bu diktatöryanın, askeri vesayetin karşısında boyun bükmelerine karşılık
bu evet hayır meselesinde niçin Tayyip Erdoğan'ın başkanlığına hayır demelerini anlamak ve anlatmaları da mümkün değil. Ne onlar bunu ifade edebilir ve başka halka anlatabilir, ne de bunun başka bir izahı var. Peki bundan evvelki diktatörlere karşı niçin hayır demediler? Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Kenan Evren, bunların hepsi diktatördü ve ölünceye kadar hesap vermemek üzere Cumhurbaşkanı olacak şekilde 82 Anayasası'nı yaptılar. Ölünceye kadar hem Cumhurbaşkanı hem de hiçbir şekilde Yüce Divan'a gitmeyecek. Şimdi ilk defa yine meclisin oylarının çoğunluğuyla Yüce Divan'a gidecek bir sorumluluk taşıyan bir Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda ordu komutanı ve genelkurmay başkanı yetkilerinin hepsi kendinde olan halkın oylarıyla evet hayırdan sonra gerçek bir başkan çıkacak ve sivil bir milletin başkanı çıkacak. Buna hayır demelerini izah etmeleri, böyle bir yanlış yolda yürümeleri hiçbir şekilde neticeye götürmez. Peki evet diyenler de yetkililer, halka bunu yeterince size göre anlatabiliyor mu? Halkın anladığı dilde. Bence diğer detaylara, hani 18 yaşa niye gidildi, 550 niye 600'e çıkarıldıdan daha önemli, bunun üzerinde çok durmak lazım. Bugüne kadar ordunun darbe yapmasının tek sebebi göstermelik, sembolik bir cumhurbaşkanı vardı, yetkileri yoktu, esas yetki ordunun üzerindeydi. Bugün yapılan 18 maddelik değişikliğin bence birinci ve en önemli gerekçesi 82 Anayasası'nda Evren Paşa'nın darbesine karşılık hem hesap sorulmayacak hem de ölünceye kadar Cumhurbaşkanı olacak ve bu yasa yürürlükte olacak ve şu anda yürürlükte. Şu anda yapılacak değişiklik ise Cumhurbaşkanı'na hesap sorulabilir meclisin oylarının çoğunluğuyla belli bir oy oranı nispetinde. İkincisi, darbecilerin elinden bu millet ilk defa kurtuluyor. Kuvvet komutanları ve genelkurmay başkanı karar verdiği gün darbe yapıyorlardı. Bunun tekrarını 4 defa gördük biz. Yani geçmişten bugüne 4 defa kuvvet komutanları ve genelkurmay başkanı beğenmediği bir hükümeti kendi inisiyatifleriyle, halkın oylarıyla gelmiş olan partileri istedikleri gün değiştiriyorlardı veya kendilerine biat ettiriyorlardı. Konuyu biraz açalım hocam. Mesela 15 Temmuz darbesinin gerçekleştirilememesinde Türk milletinin ferasetinin yanında bir de Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın o kağıdı imzalamaması. Yani şunu mu diyorsunuz? İşte Genelkurmay Başkanı istediği sürece darbe yapabilir. Çünkü emir komuta zinciri. Evet. Bu sistem geldikten sonra artık Genelkurmay Başkanı'nın o imzası yeterli olmayacak. Olmayacak, evet. En basit. Yani Genelkurmay Başkanı da 1. 2. Ordu Komutanları, 3. Ordu Komutanı, Karadeniz Hava Kuvvetleri Komutanları da 3'ü bir araya gelip Cumhurbaşkanı'nın, yani başkanın izni olmadan 3'ü bir araya gelip çay bile içemez. Onun izni ve kontrolü dahilinde hareket edebilirler. Yani emir komutanın başı artık başkan olacak, cumhurbaşkanı olacak. Yani biz başkomutan diyoruz ama mevcut sistemde hala sembolik olarak başkomutan olarak duruyor ama tüm yetkiler Demirel'in kendisine söylediği gibi cumhurbaşkanlığı bir noterlik makamıdır veya değildir demişti o. Aslında cumhurbaşkanlığı eskiden bir noterlik makamı gibiydi, göstermelik. Her şey aşağıda planlanıyordu. Cumhurbaşkanını sadece onaylıyordu, bir sefer geriye gönderip ikincide asker ne diyorsa onu imzalamak mecburiyetindeydi. Zaten köşkten de hiç çıkmıyordu. Ondan sonraki durumu tenkit edenler de şunu düşünsünler. Bakın, hani o gün demokrasi vardı, meclis vardı diyenler, Milli Birlik Komitesi denilen darbe yapan askerlere meclis aldığı kararı gönderiyordu. Milli Birlik Komitesi'nden geçmedikten sonra Cumhurbaşkanı'na bile gitmiyordu. Çünkü Cumhurbaşkanı da asker. Milli Birlik Komitesi'nin üyelerin de hepsi darbeci asker. Dolayısıyla bugün feryat figan, nerede özgürlük, demokrasi, meclis diyenler şunu bir düşünsünler. Bu 3-4 darbe döneminde hangi meclis kararı yukarıya intikal edebiliyordu? Milli Birlik Komitesi'nin üyelerine gidiyordu meclis kararı ve oradan reddedilirse, reddediliyordu, meclise, parlamentoya geri iade ediliyordu ve yukarıya Cumhurbaşkanı'na gitme şansı bile yok. Yani merci Milli Birlik Komitesi.
o kadar katı bir diktatorya ve tek adamlık veya tek hüviyette olan bir askeri vesayetten biz bugün gerçekten halkın seçtiği bir cumhurbaşkanıyla hareket ediyoruz ve ordu komutanlarının elinden darbe yetkisini alıyoruz. Bunu vurgulayalım. Askerin elinde darbe yetkisi artık bundan sonra olmayacak. En önemlisi bu. Birileri bunu sürekli alışkanlık haline getirmişti. Bizim çocuklar diyenler, okyanus ötesinden kumanda edenler bizim çocukları kullana hükümet tamamen onların inisiyatifinde yürütülüyordu. Bundan sonra artık millet söz sahibi, komutanını kendi seçecek, hükümetini de kendi seçecek. Hiçbir kimsenin uzaktan kumandasıyla, vesayetlerle ülke yönetilmeyecek. Buna karşı çıkmak akıl kârı değil. Yani bu siyasi bir parti seçimi değil. Bunu iyi anlatmak lazım. Şimdi hocam, 5 tane, 4 tane partiden herhangi birini seçin diye bir teklif yapılmıyor. Biz bugün ilk defa askeri vesayetten kurtulmanın oylamasını yapıyoruz. Şimdi karşı çıkanlar dediniz de, şimdi karşı çıkmaktan, karşı çıkma bir yana, mesela geçtiğimiz günlerde de hatırlarsanız, Yeni Akit gazetesi yazarı Sayın Abdurrahman Delipak, AK Parti teşkilatlarının anayasa referandumu için, halk oylaması için yeterince çalışmadığını ima etmişti. Açıkçası imadan ziyade açık açık yazmıştı. Evet. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Hani şimdi, kitle iletişim araçları hocam, mı yetersiz kullanılıyor? Etkin evet. Bir propaganda yapılmıyor mu? Bir rehavet mi var? Yoksa bazıları kasıtlı olarak mı propaganda yapmıyor? Bu konuya da değinelim. Şimdi Abdurrahman Hocam dost acı söyler diye bir yazı yazmıştı geçen hafta. Bence o sitem bizi kamçılamak için yazılmış güzel bir yazı. Yani nasılsa Cumhurbaşkanımız çok güçlü, halkımız ona inanıyor ve büyük bir sempatisi var. Partiye sempatisinin yanında halkın ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle cesaretli söylemleri ve heyecanlı konuşmalarıyla bu işin %100 kazanılacağından, herhangi bir risk olmadığından dolayı çok fazla bir efor sarf etmiyor parti teşkilatları. Cumhurbaşkanımızın her konuşması fevkalade bir heyecan meydana getiriyor. Mitingler, meydanlar almıyor. Fakat bence bu rehaveti bırakıp bu sefer değil sadece evette belli bir oranı alma meselesini zirve yapması lazım. Çünkü bütün dünya bu referandum neticesindeki oranı takip ediyor. Yani kazanmasını değil. Oran ne olacak? Parti içindekilerin bile yani kazanacağımızdan eminiz diye bir rehaveti var. Dışarıdakilerin de bunlar mutlaka kazanacak dediği bir oran var mutlaka kafalarında ama bütün dünya şuna bakıyor. Bu hükümet arka arkaya 7 defa seçimlerde başarıyla çıktı. Sonunda da Cumhurbaşkanlığını kazanan bir Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümeti var. Acaba bunların bir yorgunluk alameti var mı? Bir yüz eskimesi olabilir mi? Halkın bunlardan bir bıkkınlığı olabilir mi? Bir yavaşlama olabilir mi gibi dış dünyanın bu referandumu, halk oylamasını bizden daha çok merak ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bizim buradan rehavete düşmeden parti teşkilatlarının İşi sadece Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız fevkalade konuşuyor, heyecan veriyor gibi düşünmeyip kapı kapı dolaşıp özellikle ben şunu görmek istiyorum. TÜRGEV'lerin, TÜGVA'ların, gençlik teşkilatlarının, kadın teşkilatlarının fevkalade gayretli olup kapı kapı dolaşıp, köy köy dolaşıp oranı %70'lere çıkarmayı hedeflemeliler. Nasılsa referandumu kazanırız değil. %70'lerin altına düşürmeyelim, heyecanını motive etmek lazım. Çünkü hasımlarımız bizim tansiyonumuzu, nabzımızı tutmak istiyor. Bu şekliyle bir hükümet ve bu şekliyle bir başkanlık çıkarsa bizim 7 seçimden sonra hız kaybetmediğimiz, Tayyip Erdoğan'ın gücünün devam ettiğinin ispatı olacak. AK Parti'nin hala daha aynı şekilde halk tarafından desteklendiğinin bir alameti olarak. Peki tersi çıkarsa ne olur hocam? Tersi çıkarsa, şu olur, parti teşkilatının içerisindeki troll FETÖ'cülerin partiyi yavaşlatmada başarılı olduğu çıkacak. Ben hala da parti teşkilatlarına sızmış FETÖ'cülerin olduğunu biliyorum ve üzülüyorum.
Çünkü genel kurmaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na bile sızmış FETÖ'cüler varsa AK Parti teşkilatının il ilçe teşkilatlarına sızmamaları mümkün değil FETÖ'cülerin. Çünkü bunlar binbir surat. Bunlar sürekli mutasyon halinde her an şekil değiştiren, renk değiştiren stratejilere sahip insanlar. Ve korkum AK Parti teşkilatını yavaşlatmak ve oy oranını düşürmek için teşkilatın içerisinde masum görüntülü AK Partili sıfatıyla hareket ediyorlar. Ve engellemeler yapıyorlar. Halkı küstürmek için ellerinden gelen yavaşlatma talimatı aldılar. Devlet dairelerinde halkın hükümete karşı küskünlüğünü, kırgınlığını arttıracak taktikler uyguluyorlar. Yargıda uyguluyorlar. Mesela şu aklıma geldi. Yapılan haksızlıkları beraat veya serbest bırakma veya tutuksuz yargılanmayla. Yani böyle şeyler halkın adalete ve devlete, hükümete. Mesela idam meselesi çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız bu teröristlerin mutlaka idamla yargılanacağını meclis bana gelirse önüme ben bunu vurgulaması lazım. Bu referandumdan sonra da bu idam meselesini çok kesinlikle halka bir söz vermesi lazım. İkincisi bu teröristlere bu tolerans gösterilmemeli. Sadece FETÖ'cüler için demiyorum. Hangi tolerans? Bütün yani kıyafetleri ve şu anki onlara davranılan hareketler halka bir ümit veriyor halen daha. Nasıl olur da bunlara insan muamelesi yapılır? Kılıkları, kıyafetleri, kravatları, tıraşları itibariyle adi bir suçlu muamelesi görülüyor. Halbuki bu ülkenin gemisinin, devlet gemisinin dibini delen hainlerin en şiddetlisi. Dine karşı da düşman, bayrağa düşman, insanına düşman. Bunlara bu şekliyle normal suçlu muamelesi yapılmaz. Bunlar oraya sürünerek götürülmeli. Bugünkü haberlerde diyor ki, yargı önünde halk urgan fırlattı mahkumların üstüne. Yani halkın hissiyatına önem vermek lazım. Onların hissiyatı çok önemli. Hakkın yerine ikamesi, halkın da hissiyatı bu istikamette. Bunu görmezden gelemeyiz. Yani halk ne istiyorsa Allah'ın izniyle, hak da ne istiyorsa o yapılmalı. Biz bunları idam edeceğiz. Şu referandum sonrasında ilk yasa değişikliği inşallah bu idam yasası teröre, silahlı teröre karşı bu olmalı. Bir de şu yargı sürecinde bunlara aynen Amerika'dakilerin tutuklu mahkumların hem ayağında hem elinde zincirlerle geliyorlar cezaevlerinden. Zincirler takılı ve turuncu renkli bir elbiseyle kafaları efendim tıraş edilmiş bir suçlu muamelesi görerek. Bizde ise sanki neredeyse milli kahraman gibi adamlar poz keserek. Biz Yunanistan'a kızıyorduk hocam, bak nasıl da bakmışlar diye. Sonra bizdeki yargılamalar başladı. Yani Yunanistan'a rahmet okutur. Evet. İlginç. Şu konuyla devam edelim hocam. Siz idam edilmeli diyorsunuz ama şimdi kaçak firari FETÖ'cüler de yine tırnak içinde hocam dedikleri kişiyi terörist başına örnek alıp ilginç yazılar yazıyorlar. Abdullah Haymaz firari, 2 numaralı isim. Ne demiş bir yazısında? Zaman Amerika'da yazdığı bir yazı bu. Cezaevindeki Fethullahçıları kastediyor, teröristleri, darbecileri yani. Bahar başlığını taşıyor. Cihetsiz kuş sesleri, yazının başlığı bu. Şimdi Fethullah Gülen'in bir rüyada konuşmasını kurgulayıp Aymaz bunu satırlara şöyle döküyor. Biraz okuyayım hocam, siz yorumlayın. Karşıya bak, ne görüyorsun dedi. Baktım, garip ve büyük bir kafes, yere doğru gömülmüş. İçinde binlerce güvercin, hepsi de çıkmak için çırpınıyorlar. Büyüğümüz, şimdi bu güvercinler serbest kalacak. Hepsi de göklere doğru uçmak isteyecekler. Fakat hemen serbest kaldıkları yerde güvercin göklere doğru uçmak isteyecekler demiş ve yemleri var. Görünüşleri ve tadları çok güzel ama yalancı bir güzellik ve zehirli bal tadındalar. Yanılıp da o yemlere tenezzül edenler yerde kalacak. Nihayet serbest kalan güvercinler hızla gökyüzüne yükseldiler. O kadar çoktu ki görülmeye değer bir haz veriyordu. Ama büyüğümüzün dediği gibi bazıları o yemlerin cazibesiyle cidden yerde kaldılar ve yükselemediler. O manzarayı gördükten sonra bana döndü. İşte bu fitne zamanında elhamdülillah
Allah bize kullukta böyle irtifa kazandırdı. Hem de irademiz dışında diye devam ediyor. Şimdi burada az önce niye itirafçı olmuyorlar dedim ya. Herhalde bu tür şifreli yazışmalarla hala onlara umut mu veriyorlar? Evet. Şimdi FETÖ'nün Mors alfabesi gibi daha önce de planlanmış yazılarından olsun, konuşmalarından olsun, bazı tekrarlarından örgüt önündeki büyüklerin deyim, büyük hainlerin FETÖ'nün terminolojisinden çıkardığı tekrarlarla ne mesaj alınacağını onlar iyi bilir. Burada da bir tane bizim Perşembe günkü yazımızda Mehmet Ali Şengül'ün yine ona benzer bir rüyası var. Perşembe günkü yazımızda. Mehmet Ali Şengül etrafı hipnozlamak için diyor ki ben bu ay 5 ülke dolaştım. 3'ü Asya'da, 2'si burada. Buradaki sohbetinde de ağlayıp etrafında topladığı meczupları da ağlatarak diyor ki bir arkadaşımız rüyasında büyüğümüzü görmüş. Aynı kelime bakın. Hı hı. Büyüğümüz dedi FETÖ. Evet. Onu görmüş ve diyor baktım ki bir takım gençleri askeri eğitime tabi tutmuş. Yanına sokuldum, ona dedim ki efendim bu eğitim verdiğiniz insanlar değişik renkli insanlar, yani bize benzemiyor. Bunlar kimdir? Bu benim yeni kurduğum ordularımdır. Ama Türk değil. Alman mı? Alman gençleri. Bakın bu hadise, bu anlatılan rüya, bu Almanya'daki olan hadiseden 3-4 ay evvel. Yani Almanya'ya Can Dündar'ın gitmesi, orada bu onların Türkiye aleyhtarı yapmış olduğu lobi faaliyetleri, efendim bu bakanlarımızın kabul edilmemesi, Almanya'nın bize olan hain tutumları, haince tutumları, o esnada oradakileri narkozlardan anlatıyor ve diyor ki, büyüğümüz dedi, Alman gençlerinden şahsi manevi temsil eden Alman gençleri, şahsi manevi askerler bunlar, hı hı. Alman gençlerinden. Bu şu demek, bütün dünya memleketlerinde Türkiye'deki gibi ordu içerisinde, yargı içerisinde ve emniyet içerisinde aynı bu teşkilatları öncelikle ele geçirmek. Çünkü halktan 10 bin kişiyi FETÖ'cü yapsanız, hakim ve savcılardan 10 kişiyi FETÖ'cü yapmak kadar bir kıymeti harbiyesi yok. Yani bir insanın eline koluna bir diken batsa başka da, gözüne batsa farklı. Hayati önemi olan yerleri ele geçirmeyi kastediyor. Diğer ülkelerde de aynen Türkiye'de olduğu gibi bu hedef kitle, yani asker, yargı ve emniyet teşkilatları ele geçiriliyor. Bu hocam unutmayın, evet, bu konuya dair Fethullah Gülen'in, terörist başının eski cımbızladığımız eski bir konuşması var. Mülki amir olun diye. Evet. Onu da ekranlara getirelim. Evet değerli izleyenler, terörist başı Fethullah Gülen yıllar önce yapmış olduğu bir konuşmada aynen şunu söylüyor. Devletin kademelerine sızın ve mülki amir olun. İzleyelim. Bir diğer yanı da ister adliyede isterse mülkiyede arkadaşlarımız gittikleri yerlerde daha rahat iş yapmaları, tutunmaları, büyümeleri, kaymakam iseler vali olmaları, sıradan bir hakim iseler şayet takdir toplayan bir hakim olmaları, biraz orada da böyle taşra teşkilatında siyasi güçlerle, siyasi kuvvetlerle de belli bir ölçüde bize %100 ters olan insanlarla açık bir diyalog olmasa bile onlarla da böyle çatışmamalı. Fakat az buçuk böyle aynı cephe sayabilecekleri, aynı cephe sayabilecekleri, yani duygunuza, düşüncenize, siyasi mülazayla bile sıcak bakan ve sizi bütün bütün nefretmeyen bir çerçeve içinde müteala edebileceğimiz siyasiler vardır bu. Refah'tan bugünkü manasıyla DYP'ye kadar uzayan bir şeydir. Siyasi yelpazedir. Bu insanlarla çatışmadan, onlarla aramızdaki farklı müşterekler ortaya koyarak o çizgide belli bir münasebet tesisinde yarar var bence. Hatta derim ki icraatların ister hukuki sahada isterse mülki sahada icraatlarını biraz da şöyle böyle onlarla böyle diyalog içinde yürütmelerinde yarar olur yani. Mesela diyelim ki bir kaymakam bir yere gittiğinde bir yerde kumar oynanıyordur.
normal yani. Kumar devlete de yer, orası kumar oynamak için açılmamışsa yasaksa şayet. Hatta öyle bir mekanın ne kadar şart istiyorsa o şartları, en azından yani o şartları gerçekleştirdikten sonra oraya ruhsat vermek. Esas da böyle o mevzuda kılı kırk yararcasına hassasiyet göstermeli. Öyle bir şeyin, öyle bir yerin, öyle bir mekanın açılmasına fırsat ve imkan vermemeliler. Ama nasılsa açılmış. Kendinden evvel birileri açmış orayı, o meseleyi. Hemen gider gitmez dün görmüşüm ben bunun canını okurum dememeliler bence. Nabız tutmalılar. Oradaki siyasiler ne diyor oraya? O güne kadar orada o işe devam eden, adliyeden, mülkiyeden kimseler vardır. Bunlar ne diyor acaba, ne düşünüyorlar? Çok iyi, temkinli yürümelidir ki o mevzuda bir falso yaşamasın. Sonra yüzüne çarpılmasın. Kapattığı o mekanı ona rağmen yeniden açmasınlar. İşte bu da orada, diyalog içinde o meseleyi çözmekle ancak mümkün olabilir. O kapar, arkadan bir bakarsın orada, iktidardaki partinin teşkilat başkanı geldi karşısına dikilir. Valiyi de ikna eder, alın bu yaramaz kaymakamı buradan derler. Bu defa siz orada çok hayırlı, güzel işler yapacaksınız. Sizi alır atarlar oradan, oraya da şer bir adam getirirler. Gelen adam da bir kere orada bir diş kırma meydana geldiğinden dolayı, bir yıl kırma meydana geldiğinden dolayı, o da mecburen onlara uyar. Oysa ki usulünce gidilebilirdi, onların hissiyatları alınabilirdi. Onlara sorularak, onları arkamıza alarak yapabilirdik onu ve yürürdük orada. Bir şerri aşardık Allah'ın inayetiyle, geriye dönmezdik, falso yaşanmazdı. Arkadan gelecek adamı da zor durumda bırakmazdık. Bu adliye için de aynen söz konusudur. Yani siz hakim değilsiniz, başka kuvvetler var bu ülkede. Değişik kuvvetleri hesap ederek böyle dengeli, dikkatli, tedbirli, temkinli yürümekte yarar var ki geriye adım atmayalım yani. Türkiye'de önünüzü kestiler, yürüyemiyorsunuz. Orada durgun sular gibi böyle bir gölleşme imajı uyarmamalısınız. Zıplayacaksın yerinde. Yürüyor gibi yapacaksın. Çünkü durmazsan da durgunluk paslanma meydana getirir. Bu aynı zamanda Müslüman durmaz yani. Hep akar, çağlar. Kabe'de tavaf ederken bile tıkandım orada, topluluğa takıldım, yerinde zıplayacaksın. Evet hocam, eskiden şimdi yapmış olduğu bir konuşma. Gördüğünüz gibi rüyalardan daha öte verilen sinyaller var, şifreler var. Ve bu şifreler, şifre olmaktan da öte açık talimatlar var. Kaymakamların gittiği yerde kumar da dahil veya içkili yer mekan ruhsatı almakla ilgili bir tavırlarına kadar en ufak davranışlarını Fethullah Gülen dizayn ediyor. Bu hain, kaymakamlara gerekirse kendi kafasındaki ütopya için içki ruhsatı, kumarhane ruhsatı veya açılmış olan veya bundan sonra açılacak olanlarda etrafı ürkütmeden onların isteği istikametinde hareket ederek kendilerini deşifre etmemeleri için her yol mübah diyecek talimatları ve ruhsatları ve fetvaları veriyor. Evet. Bu fetvalar ve bu vermiş olduğu beyanatlar FETÖ'nün tek başına örgüt reisi olduğunu açık ifade eden kanıtlardır. Bugün ne aranıyor? FETÖ bir örgüt müdür? FETÖ askeriyede, yargıda, mülkiyede lider midir? Örgütün başı mıdır? Birisine sormaya, soruşturmaya gerek yok. İşte belge. Bu gibi bizim elimizde yayınlayabileceğimiz yüzlerce belge var. Şimdi sen kaymakama, valiye nasıl ruhsat verilir? İçki yeri, kumarhane, meyhane gibi yerlere nasıl davranılır? Hakimler savcılara karşı, savcılar valilere karşı olan münasebetleri nedir? Bu kadar detaya kadar talimatlar yağdırıyor. Bunun acaba lideri kim? Çalışma metodu kim? Nasıl? Araştırırken bunları delil olarak mahkemeler ele almalı. Ve sanıklara soru sorarken bu kaymakamlara bu talimatlara göre yönetildiklerini ve bunun
müridi olan veya bu hipnozun altında olan insanlara o şekliyle bakmalı. Yoksa onların her şeyi inkar etmelerini bir hukuki açıdan hiçbir değeri yok. İşte örgüt liderinin açık yönetim talimatı. Bugün de şunu söylemek istiyorum. Gülen, bu hain, o günkü vermiş olduğu talimatlarını aynen bugün YouTube üzerinden veriyor. O günkü talimatları o güne göre. Ve bugüne göre de hala. Bugüne göre de YouTube üzerinden aynı talimatları, çünkü YouTube tamamen onun kontrolünde hareket ediyor. Bakın, bizim programımızda vermiş olduğumuz içerikleriyle benim kendi sayfamı yazılı bir şekilde bize maille gönderdi. Sizin sayfanızı sınırsız bir şekilde hiçbir sebep yokken askıya aldık, yayınınız yok diyor. Şimdi devletin bu YouTube'la ilgili bir takım yaptırımları olması lazım. Bunun hem radyo yayını hem de internet yayını üzerinden her haftaki narkozlamasını, örgütü yönetmesini, talimatlarını örgüt satır aralarındaki çifte kelimelerle, tekrarlarla, sinyallerle. Bahar iki defa geçerse ne demek? Bal iki defa geçerse ne demek? Zehir üç defa geçerse ne demek? Örgüt bunu okuyor. Ve bu yönetimine ister cezaevinde olsun, ister dışarıdakiler olsun. FETÖ'nün yapmış olduğu bu narkozlamanın kelime ve satır aralarındaki mesajları alıyor ve bununla canlı tutuluyor. Peki, şu anda bu yönetimi durduracak devletin bir gücü, ki ben geçenki yazımda Türkiye'de 8 defa YouTube durdurulmuş hukuki bir sebeple. Şimdi bu eğer gerçekten bir terör örgütü başıysa ve Türkiye bunu Amerika'dan isteyecek kadar kesin 80 koli evrak gönderdik diyor. Fakat bunu siber suç olarak şeyin emniyetin içerisinde bu işle meşgul olan bölüm bu hususta yapılması gereken durdurma işlemini yapmalı ve onun bu yönetiminin önüne geçilmesi lazım. Şuraya da dikkat çekelim hocam. Şimdi hani az önce okudum ya Ayımız'ın yazısında. Büyük bir kafes ve bahar gelince serbest kalacaksınız. İşte yani, içeridekilere bir ümit. Tamam, yani sadece ümit mi? Biz mesela 15 Temmuz'dan önce de açık açık tehdit ediyorlardı ve gerçekten darbe yaptılar. Darbe girişiminde bulundular. Şimdi ikinci bir kalkışma mı planlıyorlar? Yine geçtiğimiz günlerde bu ekranlarda terörist başının bir videosunu paylaştık. Devleti, Aliye'yi başlarına yakın, sonra bir merkup yani bir binek bulun ve kaçın. Şimdi son kozlarından suikastlar vesaire gelebilir mi? Ben şunu öyle şöyle değişik bir şekilde yorumlayayım. Adamın yıllardır bu entrikalarını bildiğim için bir merkup bulun, sağa sola dağılın. Evet. Ya açık ve devleti aliyeyi yıkından benim çıkaracağım yorum şu. Yeni yapılacak darbede siz önde olmayın. Askerin içerisindeki laikçi, Atatürkçü ve ulusalcılara yeni bir darbe yaptırın. Ve onlar bunda başarılı olamasınlar. Onlar diskalifiye... Bir kaos ortamı oluşturun. Tabii, bir kaos ortamı oluştursun ve boşalan bu imkanları, yani bu başarısız da olsa ulusalcılara ve laikçilere yaptırmış olduğunuz bu darbenin açmış olduğu yaradan sonra ihtiyaç olan eleman boşluğunu siz dışarıdan deşifre olmamış FETÖ'cü elemanlarla doldurun. Yani ülkede bir kaos meydana getirin, bir merkep olarak kullanacağınız bir merkep bulun. Onların yaptığı bu darbe başarısız olup diskalifiye olsun, bir kalkışma da olabilir. Yani darbe değil de bir kalkışma olur. Bunlar da ulusalcı ve Atatürkçülerden olabilir. Bunların tekrar sarsıntı meydana getirip ayıklanmasından sonra bu boşluğu doldurmak üzere hasıl olan boşluğa FETÖ'cüler yumulur veya yönlendirilir. Tekrar askeriyenin içerisinde, yargının içerisinde bu boşluğu dolduracak yeni FETÖ'cüler alınır. Böyle bir sinyal de ben hissettim senelerdir kendisinin böyle dolaylı ve şifreli konuşmalarından. Bu güvercin işi de çok yakında içeridekilerin tekrar hakim bir konuma geleceğini, çıkacağını, ama bir kısım da ona tabi olmayan, yani açıklama ve itirafçı olanların ise bazı menfaatleri için cezalandırılacağı, gökyüzüne uçamayacak ve yerde kalacak
efendim ahiretini de kaybedecek insanlar olduğunu, bir korku da veriyor orada. İçeride dayanan ve itirafçı olmayanlara da bir ümit vererek manevi yönden onları narkozluyor. Peki hala ordunun içinde size göre deşifre olmamış, şayet varsa tabii, FETÖ'cülerin oranı size göre nedir? Şimdi şöyle bir şey var hocam, biz 15 Temmuz darbe girişimi olduğunda işte Ankara, İzmir, Eskişehir, birkaç ilde daha sadece buradaki FETÖ'cüler alındı. Oysa askeri çok geniş bir yer ve belki de yani sadece Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Malatya gibi yerlere mi yerleştirir? Şimdi darbede bir de saf değiştirenler vardır. Hani duruma göre hareket edip pek böyle ses çıkarmayıp. Şimdi bir de işin bu boyutu var. Yani FETÖ'cüler hala ordunun içerisinde güçlü mü size göre? Evet. Şimdi en son 1000 kişi kadar baylokçu olduğu askeriyenin içerisinde. Tabii bunlar er tabakasından ve assubay tabakasından değil. Yönetim tabakasından, üst düzey komutanlardan en azından binbaşı, albay, yarbay seviyesinde ve daha üstünde. Bunun atılanı 200 kişi civarında. Ama biz biliyoruz ki 1000 kişi kadar baylokçu subay var, üst düzey. O zaman şu anda 7-800 veya 6-700 civarında baylokçu olduğunu bildiğimiz ama elini kolunu sallayarak hala da görevinde olan tehlikeli bir kesim var. Şu soruyu da sorayım hocam, unutmayın ama yanlış anlaşılmasın. Az önce siz çok önemli bir konuya değindiniz. Dediniz ki Gülen'in, terörist başının bir merkup bulun, sağa sola dağılın. Orada yani olayı başkasına yaptırın. Şimdi aklıma şöyle bir şey geldi. Bu duruşmalarda ve davalarda önümüzde önemli bir belge de işte o listelere darbeden sonraki görevlendirmeler. Yani bu adamlar o darbe girişiminde bulunurken %100 bu darbenin başarılı olacaklarından emindiler de mi o listeleri oluşturdular? Yoksa kendi yanlarına hiç FETÖ ile alakası olmayan kişilerin isimlerini de acaba darbe başarısız olursa işte bunlar bizden kesinlikle değil, bunlar da diskalifiye olsun gibi bir şey yapmış olabilirler. Şimdi bakın, Ergenekon'daki birinci şey, hedef ordunun askeriyedeki laik ve Atatürkçü kesimin zayıflatılması hedeflendi. Ve bu sahte CD'ler, belgeler FETÖ'cü örgüt tarafından planlandı, ortaya çıktı. Çatı arasındaki el bombaları falan. Burada bir derece zayiat gören daha çok FETÖ'cüler değil, laikçi, Atatürkçü ve ulusalcı komutanlar, 300 kusur general seviyesinde, paşa. Bunlar zayiat gördüler. Şimdi yine bu arada kullandıkları eleman hepsi çekirdek FETÖ'cü değil. FETÖ'cülerin ikna ettiği, vaatlerde bulunduğu veyahut da korkuttukları FETÖ örgütüne mensup olmayan yandaşlar. Buna sempati duyanlar ya menfaatleri için ya korktukları için. Bunu konuşmuştuk. Eğer 100 kişi üzerinden konuşursak diyelim 100 kişinin 50'si FETÖ'cü. 25'i FETÖ'den fevkalade menfaatlenenler. Fevkalade, büyük meblağlarla. Diğer geriye kalan %25'i ise kendisine şantaj yapılıp her şekliyle önü kesilecek, oğlu, kızı, ailesi dahil zarar göreceğini düşünüp bu tarafta yer almayı menfaatli gören. Çünkü %75'lik bir kitle var. O kitle de bunlardan zarar görmemek adına ellerinde şantaj malzemeleri var. Kızıyla oğluyla. Mesela bir tanesi dedi ki, sizin hanım kızınızı biz üniversiteye sokalım. Toparlayalım. Üniversiteye girdi, kazandı, efendim doçent oldu. Sonra ona bir çok bedavadan bir profesörlük verildi. Bir yere de dekan oldu. Şimdi bunu lütfettikten sonra arkadan o komutan veya o kişi bu örgütün elinde her şeye evet diyecek bir duruma sokuluyor. Hı hı. Bunlara evet diyen bir adam onların isteklerine hayır diyemezdi ve bir kısmı da böyle peşlerinden gidiyor. Önemli bir konu daha var. Onu da yine bu konu çerçevesinde reklamdan sonra değerlendirelim. Sevgili izleyenler, kısa bir reklam arası verelim. Dönüşte tekrar karşınızda olacağız. Evet.
Evet sevgili izleyenler, perde arkası bütün hızıyla devam ediyor. 0507-954918, 0507-954918 WhatsApp numaralarımız ekranda da yazıyor. Görüşünüzü iletebilirsiniz. Ama lütfen çok uzun yazmayın. İsminizi mutlaka belirtin. Yani 200 sayfalık şeyleri burada okumam mümkün değil. En kısa şekilde derdinizi ya da görüşlerinizi aktarmaya çalışın. Evet değerli izleyenler, reklamdan önce Sayın Nurettin Veren Hocam'la Fethullah Gülen'in terörist paşının eski konuşmaları ve yine 2-3 numaralı isimlerin hangi mesajı vermek istediklerini konuşuyorduk. Şimdi hocam şöyle bir yine darbecilerden bıyıkla ismini unuttum. Darbeci bir terörist dedi ki duruşmada, evet ben darbeyi 15 Temmuz'dan önce biliyordum. Adil Öksüz yurt dışına gitti geldi ve bize dedi ki işte terörist başının Adil Öksüz'e verdiği talimat ve Adil Öksüz'ün de kendilerine aktardığı talimat şu. Hulusi Akar'ı ikna etmeye çalışın. Ona deyin ki bakın yaş kararları yaklaşıyor biliyorsunuz Ağustos ayında. Seni emekli edecek ve bunu dedikten sonra da ikna ettirin, darbeye karışın yani imzayı da arttırın. Adam resmen yani bugüne kadar pek rastlanılmayan bir şekilde her şeyi söyledi. Buyurun. Şimdi az evvel konuştuğumuz aynen bu. Hı hı. Bir vaat. Bir, içeride çekirdek bir kadro var. Bunlar ortaokul, liseden itibaren oraya yönlendirilmiş tıpkı cizvitlerin belli hedeflere belli eleman yetiştirmesi gibi FETÖ'ye tam bağımlı, onun kainat imamı olduğuna inandırılmış meczuplar kitlesi. Hangi rütbeye gelirse gelsin aklı FETÖ'nün cebinde, ipotek altında. İkinci kitle ise menfaatle, çok büyük menfaatlerle veya değişik menfaatlerle o zaafları tespit edilerek ikna edilmiş ve taraftar haline getirilmiş kimseler. Ne oldu? %75'lik bir kitle hasıl oldu. Yani bütün bakanlıklarda eli kolu olan bir yapı. Herkese her istediğini temin edip verebilecek eli kolu olan bir yapı. Diğer %25'lik kesim ise yani bunlara tabi olmasa bile bu tarafta çok büyük bir güç ve menfaat olduğunu bildiği için bunlara karşı durmayı akılsızlık görüp bunlara göz yuman bir kesim var. O da zaten şantaj altında. Ellerinde çok belgeler var. Kızıyla, eşiyle, kendisiyle ilgili şantaj kasetleri var. Özel hayatı da. Yani o %25'te alınınca %100'lük komuta edilen bir kesim haline geliyor. O zaman bunlara hani bu korkular da verilmiş oluyor. Hani 30'unda zaten siz terfi edemeyeceksiniz, emekliye ayrılacaksınız, işte suçlamalarınız var. Ne bileyim 30 Ağustos'ta bütün tayin ve terfiler yapılıyor. Emekliye ayrılacaksınız ama işte size bir şans verelim. Bazı şeylere göz yummak ve onların emrinde hareket etme şeklinde %100'lük bir kitle çalıştırılıyor. Bunun bir örneğini de ben şuradan okuyayım. Bu geçmiş olsun elimizin altından. Almanya'nın arkasından havlayan bir de Avusturya var şu anda. Yani Türklerin Avrupa ülkelerinde Türkiye'den kaçan bütün hainlerin destekçiliğini yapıp kucak açan, kendisi zaten dağılmak üzere olan bu Avrupa Birliği böyle bir fitne çıkararak kendini kurtarmaya çalışıyor. Yani Türkiye'nin yükselişine karşılık kendi düşüşte. Avrupa Birliği İngiltere'nin birlikten ayrılmasından sonra şu anda çöküş sürecine girdi. Kimse bunu saklayamaz. Koflaştı. Nesil de koflaştı. Ekonomik düzenleri de koflaştı, siyasi düzenleri de koflaştı. Ve aşırı ırkçılık, yükselen ırkçılık. İkinci Cihan Harbi'nden sonra dünyada eğer 50 tane devlet varsa bugün 200 tane devlet var ve o günkü gibi güçlü Avrupa'daki liderlerden bir tane isimden bahsetmek mümkün değil. Avrupa'da hangi ülkenin başında dünya çapında bilinen bir lider var? Hepsi silik, gelip geçici liderler. Ama Türkiye'de sürekli dünyadan sempati toplayan bir lider var ve bir istikrarlı hükümet var. Yani diğer Avrupa ülkelerindeki eski bildiğimiz klasik büyük devlet adamlarından artık kimse yok. Ve o gün bütün dünyada 40-50 tane devlet varken bugün 200'e çıkmış. Yani kim ne derse desin dünya insanı, dünya devleti, globalizm meselesi değil.
Aynı şekilde efendim milliyetçilik de öne çıkıyor, ulus devletler de öne çıkıyor ve kuvvetli liderler de çıkıyor ama bu tarafta. Bunun rahatsızlığından dolayı Avrupa kendi çözülmesini önlemek üzere bu bizden kaçan teröristlere kahraman gibi kucak açıyor ve onların Türkiye hakkında yapacakları tahribatı destekliyor. Bakın bir tanesi Avusturya Harp Akademisi, Freud Diyalog Enstitüsü ve Gazeteci ve Yazarlar Vakfı, Katolik Kilisesi'nin de Din ve Barış Enstitüsü partnerliğinde Avusturya Harp Akademisi'nde ekstremizmi önlemede dinin rolü başlıklı bir konferans düzenliyor. Şunu söyleyelim hocam, ekstremizm şey, aşırılığı önlemek. Evet, ekstremizm yani karşılıklı çekişme, çatışma. Yani dediğimiz olay aslında şu. Ya da şöyle diyelim, anlayacak bir şekilde, dinler arası diyaloğu. Aha, ılımlı şekli, ılımlı. Onu dememek için bunu diyorlar. Yani bu dinlerin ortasını bulup sulandıralım. Sıcak bir şeyi sulandırmak için ya biraz soğuk katarsınız. Yani bizim dini farklılıklarımızı yok ederek ortak bir noktada, müşterek bir din noktasında insanları etkisizleştirelim. Radikal kısımlarını yok edelim. Kırmızı çizgilerini kaldıralım. Bir ortak noktada olalım ve onu burada Avusturya'nın Harp Akademisi'nin akademik konferansını salonunda yapıyorlar. Çok da işin özü İslam'ın tarlasını tam sürelim. Evet. Yani ılımlı İslam dedikleri olay zaten ve bu. Ve akademinin kapılarını onlara sonuna kadar açan Avrupa Birliği var. Bu tarafta PKK'ya Almanya'da, Avrupa'da, İsviçre'de, Belçika'da, Hollanda'da bütün Türkiye'den kaçan, Türkiye aleyhinde lobi faaliyeti yapan, yani Türkiye'yi karalayan, karanlık gösterenler her tarafta, bir de bunlar ortak hareket ediyorlar. Bunu daha önceki yazdığımız ve konuştuğumuz programlarda dedik ki, bir, askeri içerisindeki uyan hücreler, iki, siber saldırı tehlikesi, üç, Türkiye aleyhindeki Türk ihanet şebekelerinin lobileri. Bu üçü de tahakkuk ediyor şu anda. Dozunu gittikçe arttırıyor çünkü Avrupa'nın bu hainlere ihtiyacı var. İngilizlere soruyorlar, diyorlar ki siz Mısır'da 10 bin kişilik, 20 bin kişilik bir ordunuzla isyan çıksa ne yaparsınız? Biz diyor çekiliriz oradan. Yani bir şey yapamayız. 10 bin kişiyle ne yapılır? Mısır'ı kendi sömürgesi olarak tuttuğu bir dönemde. Ama diyor biz Mısır'ın içerisinde öyle bir fitne çıkarırız ki Mısır bizi dışlayacak bir halde olamaz. Yani Türkiye diyor oraya bir 50 bin kişilik bir ordu getirse ne yaparsınız? Biz diyor çekiliriz ama Türkiye'nin oraya 20 bin kişi, 30 bin kişi, 50 bin kişi gönderecek bir duruma gelmesini önleriz. Onun içerisinde bir karmaşa çıkarırız. Yani bunların esasında gerçek bir gücü yok. Gerçek güçleri yok. Gölge gibi. Gölge ne kadar büyük olursa olsun gölgedir. İzafi bir vardır, varlığı vardır. Gerçek bir varlığı yoktur. Şimdi Avrupa Birliği de dev gibi görünen bir gölgedir. Aslında gerçek manada bir gücü kuvveti yok. Fakat karşı tarafı etkisizleştirme ve karmaşa çıkarma ve içeriden işbirlikçileri, hainleri alıp da onları konuşturması ve onları kullanması açısından karşı rakiplerini zayıf hale getiriyor. İşte burada da şimdi el üstünde tutuluyor bu hainler. Ben tabii şuna üzülüyorum. Bu evet hayır referandum öncesi Türkiye'deki ülkesi için canını verecek insanlara devlet bütün kanallarda ve bütün konferans salonlarında bu konuda bütün gazeteci arkadaşlarımızı, bütün vatanperverleri, hatta bu efendim gazilerimizi çıkarıp konuşturması lazım. Slaytlarla, görüntülerle onları 7/24 zinde tutması lazım. Tıpkı bu darbeden sonra 30 gün millet evine barkına gitmedi. Bugün ona ihtiyaç var. Ben karşılaştım bir AK Parti Kadın Teşkilatı grubuyla bir çay bahçesinde. Yaşlı bir hanımefendi. Elinde broşür, yanında da bir hanımefendi. İki tane de yaşlı amca. Ve de fotoğraflarını da çektirdik beraber, hep beraber. Dedim ne? Bana getirdiler, masama bir tane evet şeyi koydular, broşürü. Şimdi bakın, sade vatandaş aynen 15 Temmuz'daki heyecanını taşıyor. Yani bu vatandaşlarımız
gerçekten bunun Türkiye'nin kurtuluşu olduğuna inanıyor. Çünkü bu darbeleri görmüş insanlar, bir daha bu işten anlamayan mankafa, kendisini Türkiye'nin hakiki ağabeyi, ağaları olarak gören askeriyenin gelip istediği hükümeti indirmesine razı değil. Kapı kapı bu broşürü dağıtıyorlar ama şunu istiyorlar. Gerçekten şikayetleri de şu, parti teşkilatının içerisine sızmış trol FETÖ'cüler var il ve ilçelerde. Bunlar bağışta bulunuyor, fotoğraflar çektiriyor, Tayyip Erdoğan hakkında ve AK Parti hakkında övücü sözler söylüyor ama bunların çok iyi tasnif edilmesi, rafine edilmesi lazım. Yani 3-5 tane samimi vatanperverin referansı olmadan parti teşkilatlarına adam alınmamalı. Bir ikinci tehlike de şurada görüyorum. FETÖ'cülerin elinden zannediyorum 17 tane FETÖ üniversitesi alındı. Yüzlerce de okul, kolej ve yurt alındı. Özellikle de birçok hastane, şifa gibi yerler ve Çağlayan Matbaası gibi yerler de alındı. Çalışanları ne oldu? Evet. Fakat içinde çalışanlar aynen duruyor. Kayyumlar bunu bilemeyebilir. Veya bilip de onlar tarafından angaje de edilebilir kayyumlar. Şimdi kayyumlara da bir kayyum lazım. Yani kayyumlara teslim edildiği zaman oradaki FETÖ'cülerin hepsi buharlaşmadı. Kayyumlar şöyle düşünüyor. Ben görüştüm birkaç tanesiyle. Diyor ki ben bu müessesenin karlılığını ve yönetimini aynen devam ettiriyorum. Ben diyor burada kim FETÖ'cüdür, kim değildir ona bakmam diyor. Bunu ticari aynen kafayla ifade baktığı için. Efendim? Yani ticari bir kafayla baktığı ticari için. Kafayla. Bana diyor devletin vermiş olduğu kayyumiyet bu müessesenin aynı karlılığını götür. Ben buradaki diyor şahsın FETÖ'cü mü, vatanperver mi ona bakmam diyor. Peki bakarsa ne olur? Şimdi ya da niye milletin, bakmak istemiyor? Şimdi eğer bu milletin ekmeğini yiyorsa halen de hainliğine de devam ediyorsa o adamın o müessesede ekmek yemesi haramdır. Hayır böyle düşünen yani kanunen mi böyle düşünmek zorunda? Aslında bütün inisiyatif onda. Hayır o dediğinizde temizleme işini de yapabilir değil mi? Evet. Kanunen bunda bir sakınca yok. Tabii. Yapmıyorsa o zaman başka bir kayyum ataması gerekmiyor mu? Tabii şimdi bu kayyumların da aynı şekilde ben sadece müessesenin karlılığıyla ilgileniyorum diyemez. Hı hı. Oradaki FETÖ'nün hakimiyeti adına hem ekmeğini yiyip hala onun borazanını örttüren, onun bayrağını sallayan adamları tespit edip ilgili savcılara ve ilgililere bildirmesi lazım. Biz nasıl gazeteci olarak, vatandaş olarak tankların üstüne gitmiş bir milletsek, oradaki kayyumun da ben sadece görevim bu kadar, başka bir işe karışmam demesi vatana bir ihanettir. Kendisine verilen o müesseseye karşı da bir ihanettir. Sen orada bunun FETÖ'cü olduğunu bildiğin halde müessesenin karlılığı iyi gidiyor, makineler iyi çalışıyor değil. Onların orada önünü kesmek ve onları oradan bertaraf etmek mecburiyetindesin. Onun için ben kayyumların da TMSF tarafından, belli bir heyet tarafından bu ayıklamayı yapmasıyla görevlendirilmesi lazım. Şöyle bir iddia da vardı hocam. Tabii hepsi için kesinlikle söylemiyorum. Mesela bunu AK Parti Gaziantep Milletvekili Sayın Şami Tayyar da söylemişti. O bir adım daha ileri götürüp bazı kayyumlarda yolsuzluk yapıldığını dile getirmişti. Şimdi dile getiren bir milletvekili bazen de şey düşünüyoruz tabii kimi kime şikayet ediyoruz diye neden müdahale edilmiyor o zaman? Eğer bunu bir AK Parti hükümet içerisindeki bir vekil biliyorsa neden müdahale edilmiyor? Evet şimdi sistemde de bazı şeyler var. Ha, az önce siz dediniz ya neden evet demeliyiz diye. Evet şimdi bu konuyu ben şu üniversiteler içinde şöyle duydum bana gelen raporlar ve WhatsApp hattından gelen bilgilere göre KHK 656'ya göre yani kanun hükmünde kararnameyle birisi atılıyor. Bağlı bulunduğu birime ben niçin atıldım diye soramıyor. Sadece mülki amir veya idari amir onu atıyor. Tabii o halde olduğumuz için kanun atılıyor. Ve o şahıs bu atılmasıyla ilgili bilgiyi veya atılmadan önce bulunduğu ünitedeki, üniversitedeki bilgiyi BİMER'e ve CİMER'e gönderiyor. Yani Başbakanlık Teftiş Kurulu'na veya Cumhurbaşkanlığı Teftiş Kurulu'na gönderiyor. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Teftiş Kurulu bununla bütün detaylarıyla ilgilenemeyeceği için ilgili
birimle ilgili mesela üniversitelerde ise YÖK'e gönderiyor. YÖK başkanlığı da bulunduğu hukuk birimi içerisindekilere o dosyaları tevzi ediyor. Oradakiler de bu hususta isterse onu yoğunluk olduğu için 3 ay, 5 ay, 1 sene, 2 sene tutabiliyor. Çünkü bütün Türkiye genelinde 110 tane devlet üniversitesi var. Bu dosyalar orada birikebiliyor, gecikebiliyor. İkincisi, bu dosyalarla ilgili oradaki şahıslar şikayet edilen şahsı arayıp şifahi olarak da diyor ki sizin hakkınızda elimizde şöyle şöyle bir dava dosyası var, şikayet dosyası var. Şimdi devletine hizmet adına bulunduğu kurumdaki hırsızlığı, yolsuzluğu veya FETÖ'cü yandaşlığını bildiren bir adam karşı tarafa devletine hizmet edeyim derken bildirilerek o işten kovulması ve FETÖ'cü olarak damgalanarak atılması sağlanmış oluyor. Şimdi burada bu hususta bağımsız bir heyet tarafından bu şikayetlerin dinlenmesi lazım. Yani burada tekrar o işle ilgili şahıs bu işin sorumluluğunu alıyor. Yani o işi bildirildikten sonra o şikayeti kendisine anlatılıyor. Diyor ki sen hakkında 50 trilyonluk bir yolsuzluk dosyası var. Sen FETÖ'cü müsün ve böyle bir yolsuzluk yaptın mı? Adam evet ben FETÖ'cüyüm ve ben bunu yaptım der mi? Bu hususun ortadan kaldırılması için devletin kendi teftiş kuruluyla ilgili uzmanlarını çalıştırıp tamamen o kurumun dışında kişiler tarafından, bir heyet tarafından bu şikayetleri dinlenecek mekanizmaları kurması lazım. Bu 5 kişi olur, 7 kişi olur, zaman alsa bile ama adil bir araştırma olur. Yoksa şikayet edilen şahsa sen kendin bunu tekrar yargıla diye efendim kalemi onun eline vermek adil bir davranış şekli değil. Bu boşluğun da doldurulması acilen gerekir. Bu FETÖ'cü olmayanlar FETÖ'cü, FETÖ'cü olanlar da karşı tarafı karalayarak onları FETÖ'cü gösteriyor. İşte buradaki bu at izi, it izi meselesini çözmemiz gereken noktalardan birisi bu olduğunu düşünüyorum. Evet, devam edelim. Avusturya'ya değindik, Avrupa Birliği'ne değindik. Yine Sayın Hocam yıllar önce yapmış olduğunuz bir konuşma var. Tabii gündemde de Pırat Kalkan Harekatı, hemen güneyimizde dönen inanılmaz oyunlar, sözde bir Kürdistan ve aslında Büyük İsrail, Arzu, evet. Mevut, işte Nil'den Fırat'a kadar vaat edilmiş topraklar vesaire. Amerika, Rusya derken yedi dövele karşı yine mücadele vermeye başladık. Sizin yıllar önce yine terörist başı Gülen'in yapmış olduğu açıklamalara yönelik vermiş olduğunuz bir röportaj değil de canlı yayın herhalde. Canlı o yayın. Gün için canlı yayın. Evet, Fethullah Gülen teröristi o günlerde BOPA değilmiş herhalde değil mi hocam? Evet. Büyük Orta Doğu Projesi'ne ve siz onu orada deşifre ediyorsunuz. İzleyelim. Siyasi politik şeylerle uzaktan yakından alakam çıkarlığımız da söz konusu ise biz başkalarıyla bu meseleyi eşit seviyede paylaşarak bu meseleye iştirak ederiz. Evet deriz, böyle bir projemiz var ama fakat biz bu projede şu alternatif mülazaları teklif ediyoruz. Bunların da kabulünü istiyoruz. Evet, aslında Sayın Hocam bu proje 90'lı yılların sonunda 2000'li yılların başında o dönem görevli olan Amerikalı Condoleezza Rice döneminde bizzat yine Rice'in ağzından duymuştuk. İşte 22 İslam ülkesinin sınırları değişecek. Bunun arasında Türkiye'de var. Yine dört parçalı yapı. Suriye, İran, Irak, Türkiye vesaire. Ama işin ilginç kısmı bunu 1988 yılında dile getirmiş olması terörist başının. Ve hemen şuraya gelelim. Yakın tarih. İşte 15 Temmuz hadisesi. Acaba Allah korusun darbe başarılı olsaydı. Bugün işte güneyimizde o kurulmak istenen Kürdistan bir gün sonra birden kaos çıkarılıp kurdurulacak mıydı? Evet, şimdi orada gözden kaçan bir husus da şu var. Belki VTR'yi bir daha versek daha iyi, son kısmı anlaşılır. Şöyle diyor, ben onu açıklayayım, gerekirse bir daha verelim. Hı hı. Şimdi diyor ki, ben hani 88-89 yıllarında bu kağıdı bana verdiği zaman ama aralar ben dikkat etmediğim için, önemsemediğim için. Çünkü biz gerçekten dünya siyasetiyle
ve Türkiye içindeki siyasi kendisinin de bir konuşmasından ilk bölümde bizim siyasetle hiçbir alakamız yok. Siz şunu sormadınız mı hocam? Yani siz nereden biliyorsunuz böyle bir şey olacağını ya da o gün için 1988 yılında bunu bir öngörü olarak mı değerlendirdiniz? Keramet sahibi olarak mı değerlendirdiniz? Yoksa hani bir yerden kulağına bir şeyler fısıldandı mı diye değerlendirdiniz? Şöyle hangisi? Değerlendirdik. Bakın ilk kürsüdeki konuşmasında diyor ki bizim dünya siyasetiyle, iç siyasetle falan hiçbir alakamız yok. Yani biz insanların cami, cemaat, işte talebeye burs, yurt, kurs gibi işlerle meşgul oluyoruz. O bölümün hemen arkasından 24 ülkenin bölüneceğini söylüyor. Onu ekledik biz oraya. Hı hı. Yani cemaati hep siyasetten uzak durun. Seçimlere 3 gün kalaya kadar bu cemaat, o günkü cemaat diyeyim ben, hı hı, örgüt, hiçbir siyasi partinin adı halka fısıldanmazdı. FETÖ'nün iki dudağının arasında seçimlere 3 gün kala bir şey söylenirdi. Ağırlığını FETÖ o gün bütün Türkiye çapındaki örgüte duyururdu. Şu partiye. O güne kadar hiç kimse örgüt içerisinde siyasi bir şey konuşmazdı, konuşamazdı. FETÖ bilir. Yani herkes aklını ona ipotek etmiş, o ne derse o olur şeklinde giderken bu sefer 88-89'da gene Türkiye içindeki politika değil ama bu sefer şunu diyor. Dünyadaki 24 ülkenin bölüneceği var, içinde Türkiye de var. Bu Büyük Orta Doğu projesiyle ilgili. Ve orada da bir harita var dikkat ederseniz. O harita bizim NATO komutanların toplantısında, gündeme toplantı gelmiş salonunda komutanların duvarda görüp de toplantıyı terk ettikleri harita. Yani bizim Türk komutanların gittiği yerde bu harita duvarda asılı duruyor. Yani gözlerin içine sokuluyor. Bakın bunu böyle kabul edeceksiniz ve biz bunu size öyle veya böyle kabul ettiririz gibi bir dayatma. Şimdi bu hadiseden sonra Fethullah'ın, o hainin konuşma şeyi var. Diyor ki, evet bu böyle oldu, aşikar bunu bize teklif ettiler. Biz de diyor buna öyle veya böyle şartlarımız el verirse ve onlar bizim bu şartlarda eşit davranılacak bir konumda bizi kabul ederlerse biz buna evet deriz diyor. İsterseniz bir daha verelim. Yalnız seyircilerimiz oraya çok dikkat etsinler. Diyor ki bizi muhatap alırlarsa ve bizi de bir şekliyle şartları eşit olarak muhatap alırlarsa biz buna evet deriz diyor. Kendisini orada ne konumda görüyor? Türkiye'de parçalandığı zaman kendisine açıkça resmen bir konum verileceğini kabul ederlerse biz bu projeye destek veririz diyor. Orayı hassasiyetle dinlemelerini rica ediyorum. Seviyede paylaşarak bu meseleye iştirak ederiz. Evet deriz. Böyle bir proje. Evet. Son yani, bölümde dikkat çekiyoruz. Bizi de masada muhatap olarak alırlarsa bu projede bu işin bu şekilde tahakkuk etmesinde bizim de bir rolümüz olacaksa ve bize de bir misyon verilirse biz bu işte varız diyor. Şimdi onu söylediği zaman bu FETÖ herhangi bir sıfatı olan bir kişi değil. Kimin namına bu sözü veriyor? Ve tabii ki ona bu misyon verildikten sonra ki bu misyon nedir? Vatikan'a gitmesi, Vatikan'dan sonra da kendisini bu görevde garantiye alacak Amerikan vatandaşı olması, ondan sonra da bu sırtını oraya dayamış olarak güvence içerisinde bu ülkelerin parçalanmasına şu anda kendi milletinin, kendi insanının, kendi coğrafyasının dilim dilim edilmesine seyirci olarak oradan bakıyor. Bunu da açık itirafı bu kendisinden. Bizim buna bir yorum getirmemiz bile belki işi karıştırır. Açıkça bize bu misyon verildi ve bu parçalanma işleminde bir de kendisini oraya rehin olarak teslim ediyor. Yani onlara güven vermek için bu projede yanlarında olduğunu göstermek için Amerikan vatandaşlığına geçiyor. Ve bugün gördüğünüz gibi de bütün Müslüman coğrafyası, Orta Doğu coğrafyası, İslam alemi kan revan içerisinde 3,5 milyon sadece Suriye'den gelmiş, 300 kusur bin Irak'tan gelmiş, 950 bin de yetim var Türkiye'de. Ve bu, bütün bu olan hadiselere tiyatro seyreder gibi, eğlence seyreder gibi hala kendi uçuk kaçık hayal dünyasındaki o büyük projesine insanları inandırmaya çalışıyor. Hangi proje? Milyonlarca insanın kanının üzerine hangi hayır kurulabilir? Şerrin üstüne hayır olmaz.
abdestsiz namaz olmadığı gibi bu kadar katliamların üzerine hiçbir hayır bina edilemez. Hangi dünya ordusu, hangi dünya kurtarıcılığı bu kendi meczupluğunun üstüne, arkasına etrafındakileri de sürüklemiş. Bir tane daveterimiz vardı, meczupluğunu kendisi söylüyor. ABD ile ilgili mi? Diyor ki, eğer benim arkadaşlarımın kılına zarar gelse veya kurumlara... İntihar ederim. Evet, ben intihar ederim. Buyur. Kendi meczupluğunun ve ütopyasının arkasında orada tam bu kadar söylüyor. İnsan Türkiye'de perişan oldu. Bakın, bir de Orta Asya ve Orta Doğu Cumhuriyetlerinde ve ülkelerinde İslam dünyasında o feryat figan kan revan içerisinde. Buna rağmen diyor ki, bir tek arkadaşın kılına zarar gelse ben intihar ederim. Tam olarak şöyle söylüyor, tırnak içerisinde kendilerini hizmet olarak gördükleri için, eğer diyor hizmete zarar geleceğini bilsem diyor, hemen intihar ederim diyor. O vetere de gelsin, daha sonra yine bu konuşmayı da değerlendirelim. Ve hizmete benim yüzümden zarar gelecekse, burada içinizde vardır bir iki arkadaş. Ben şuna kadar razıyım bakın. Allah indinde küfürden sonra en büyük günah insanın intiharıdır. Ben çok defa bunu bile düşündüm. O sıkı takip edildiğim dönemde Allah'ın bu adamlar beni kafalarına taktılar. Eğer benimle hizmete zarar gelecekse ve benim kendi kendimi yok etmem bu iş için, benim müesseselerime zarar gelmemesi için bir yolsa ben buna da razıyım. Küfürden sonra en birinci günahtır, en büyük günahtır bu ama ben buna bile katlanmaya razıyım. İşte bunun daha berisinde ne türlü ifnalara razı olacağımı siz tahmin edebilirsiniz. Afrika çölleri... Bunu biz niye verdik Yusuf Bey? Bu adamın kendi yalanlarını kendi beyanlarıyla ortaya koyup halkımız karar versin. Evet. Eğer kuracağı bir hayır varsa, bu kadar insanın katledilmesi, bu kadar coğrafyanın paramparça olması ve kendi arkadaşım dediği kimselerin bile çoluğu çocuğu, işi gücü ve Türkiye'ye verdiği zarar, bu kadar beyin göçü, bu kadar ekonomik göç ve Türkiye'nin dibinin delinmesi ve kendi insanına topla, tankla, helikopterlerle kurşun yağdırmasını bir zarar olarak görmüyor. Neyi kar olarak görüyor? Bu müesseselerin de hepsi yıkıldı. Bu müesseselerin de hepsi milletin malı. O arkadaşlar da 50 sene bu işe yemin etmiş, hayır niyetiyle bu işin peşine takılmış, çoluk çocuğu kaçak ve vatan haini durumunda. Peki yemin eden, intihar ederim diyen adam ne olur devletine teslim edip kendisini bu müesseselere de bu noktaya gelmeden önce ki askeri vesayet döneminde Alaaddin Kaya ile adam gönderdi. Biz bütün müesseseleri devletimize teslim ederiz. Askere teslim ettiğini niye gelip bu hükümete teslim etmedin? Çünkü bu adamın her söylediği etrafını hipnozlamak ve yalanla kandırmak için. Askeriyeye korktuğu zaman o gün için Alaaddin Kaya gitti dedi ki efendim istiyorsanız bütün anahtarları size verelim. Bizim devletimizden gizli saklı bir işimiz yok. Peki 1998'de söylediği bu sözü niye daha sonra 2010'da eğer bizden bir endişeniz varsa biz devletimizle beraber bu ülkeye hizmet etmek istiyoruz. İlim ve irfan yuvası olarak maneviyat için çalıştık diyorsa şunu demeliydi. Evet. Biz sizin devlet kurumlarındaki eleman ihtiyacınız için size ahlaklı, dindar, imanlı, vatanperver, Kur'ani bir nesil yetiştirdik. Alın bunları. Beni de bir zindana atın. Niye diyemedi? Niye diyemedi? İşte buradan biz yorumsuz olarak bu ikisini yan yana koyuyoruz. Bu kadar arkadaşın veya bu kadar millet evladının şu anda 100 bine yakın insan kamu görevinden atıldı. 50 bine yakını cezaevlerinde yer kalmamış. Ve bu kurumların hepsi karman çorman oldu. Evet. Şimdi millet kendisi karar versin, özellikle örgütün içerisinde hipnozlanmış olanların uyanmasına vesile olsun diye biz bu vetereleri veriyoruz. Ve kendi ağzından beyan ediyor kendi yalanlarını. Bu kayseri olarak düşünsünler diye veriyor. Bir izleyicimiz şöyle bir şey yazmış. Sayın Veren, lütfen bir de FETÖ'cü müfettişleri gündeme getirin. Gerçekten tabanda çok masum insanı mahvettiler. Özellikle 17-25 Aralık'ta bu aylar
uzaklaşanları hiç affetmiyorlar. Susuz insanları ihraç ettiler. Biz sesimizi duyuramıyoruz. Bize yardım edin lütfen. Fatma Erdoğuş demiş. Şimdi bunu da çok yazdık. Gerçekten bu konu, yani bu kanun hükmünde kararname ve o halde uzaklaştırılmış bütün kamu kuruluşlarından atılmış bir şekliyle gerçekten FETÖ'cü olanlar olduğu kadar büyük bir çoğunluğu da bu yaş kuru beraber gitmiş. Bunların bu işte uzmanlaşmış, bunu yazdık biz, bir karargahının olması ve uzman bir heyetin incelemesi tarafından bu iş çözülebilir. Yani insanları normal hukuk yollarıyla veyahut da kolluk kuvvetleriyle yakalayıp yargı önüne çıkarmak, sadece bir bayloku gerekçe göstermek yeterli değil. Eğer 5 tane, 6 tane karine varsa bu insanların bağımsız heyetler tarafından, bu heyet FETÖ uzmanı olması lazım. FETÖ'cülükle ihtisas sahibi olması lazım. İlahiyatçısı olacak, psikoloğu olacak, hukukçusu olacak, yargıcı olacak, emniyetçisi olacak, diyanetten insan olacak ve bu insanlara kendini anlatabilme söz hakkı fırsatı verilecek. Değilse siz yazmış olduğunuz iki satır yazıyla, kanun hükmünde kararnameyle ben bunu attım ve gerekçe şöyle deniyor. Kanun hükmüyle kararnameyle atılan kişilerin gerekçe gösterme mecburiyeti yoktur. Bu yarın bütün haksız olanları da haklı konuma getirir. Yani gerçek FETÖ'cülerin eline de tutuşturulmuş bir fırsat olur. Zaten bunun için yapıla da... Bunun için de şöyle yapıyorlar. Mesela geçen programlarda da konuşmuştuk. Fahrettin Baş gibi bir şey, bir hakim, ağır ceza reisi. Veya onun gibi önemli isimleri. Yani FETÖ ile mücadele eden. Baylo sulandırmak. Kullananlar var. Mesela ben yeni bir şey duydum. Onu eğer imkan olursa Sayın YÖK Başkanımızla da görüşmek istiyorum. Ege Üniversitesi Rektörümüz, tanıştığımız, görüştüğümüz diğer hocalarımız gibi saygı duyulan, özellikle AK Parti teşkilatının çok kendisini yakından tanıdığı bir rektörümüz, birdenbire alındı. Şimdi bunun gerekçesini halka anlatmak lazım. Halkı hiçe saymak, onların tepkilerini görmezden gelmek doğru bir şey değil. Bu, insanları devlete karşı olan güvenini sarsan bir davranış şeklidir. Onun yerine de mesela bir hocamız geldi, Beril Dedeoğlu. Şimdi onun hakkında da ileri geri konuşanlar var ve konuşulur. Bunu mantıklı bir şekilde belli heyetlerle, belli gerekçelerle, kamuoyundan gizli olmadan yapılsa, yapılan işlerdeki adaletlilik, yani hakkaniyet ölçüsü içerisinde yapıldığı anlatılırsa, millet devlete karşı küsmez. Geçen gün bir görüntüde sokaktaki serseriler 10 tane, 20 tane aracı bıçakla tahrip ettiler. Görüntüsünü yayınladılar. Ertesi gün de dendi ki, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şimdi bunlar adalete olan yargıyı olan güveni de sarsıyor. Başka bir yerde kaldırımda yürüyen bir hanıma alkollü bir sürücü çıktı kaldırımda öldürdü. Bir cinayet. Aynen bu görüntüyü verdikten sonra o görüntü insanları heyecana ve galeyana getiriyor. Feryat ettiriyor. Ve ertesi gün şu açıklanıyor. İfadesi alındıktan sonra bilmem kaç promil alkollü sürücü serbest bırakıldı. Bu özellikle yapılmış hükümete karşı, işte sizin adaletiniz ve hakkaniyetiniz bu dedirtmek için yapılmış yayınlardır. Kasıtlı yayınlardır. Ve bunlar sadece parça parça her yerden. Evet. Medya yoluyla ters kullanılarak hükümeti etkisizleştirme, itibarsızlaştırma, güvenini sarsma, FETÖ'cülerin trolleri tarafından. İşte bugün de biliyorsunuz medya içinde de en güvenilir medya kuruluşlarının içinde FETÖ'cüler olduğu ortaya çıkıyor. Yani ben şunu demek istiyorum. Herkes kapıcısından, çaycısından, odacısına kadar FETÖ ile mücadelede ciddi bir tarama yapması lazım. Bu işi sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın ve başbakanın ve diğer kolluk kuvvetlerinin ve savcıların yapmasına bırakmadan, ben şimdi suç duyurusunda bulunduğum yüzlerce insan var. Ve yüzlerce tanıklığa çağrılıyorum ben. Köşe yazılarında ismini verdiğim FETÖ'cülerle ilgili ayıklanması gereken isimleri veriyorum. Ve büyük bir risk altında olduğumu biliyorum. Ve bundan da bir sıkıntı duymuyorum. Bana bir madalya verilmesini de beklemiyorum. Ama herkes bu şekliyle elini taşının altına koyarsa, bu ülke benim,
Bu vatan benim, bu bayrak benim, bu Kur'an, bu kitap benim deyip bunlara meydanı kaptırmamak için odacısından kapıcısına kadar bu hainlere ekmek vermeyecek. Ya devlet başa ya kuzgun leşe diyecek binbaşının dediği gibi. O kahraman bir binbaşımız vardı. Ona da buradan yine selam gönderiyorum. Onu alnından mı yüreğinden öpüyorum. Programdan sonra da çok istedim onu buraya davet edeyim ama şimdilik yasaklıyız onu, onu şimdilik rahatsız etmeyelim. Barış dedim. Ama herkese örnek olacak bir davranış sergilediği gibi herkes bu kahramanlığı gösterirse öbür tarafın yani FETÖ haininin elemanlarının şeyi sarsılır, morali sarsılır ve kendi içerisindeki özgüvenini kaybederler. Fakat onlara verilen tavizler ve onlara tanınan yumuşak davranışlar onları cesaretlendiriyor ve birbirine kenetliyor. Ve umutla bir kurtuluştur, bilmem nedir, bittikçe tarih veriyorlar ileriye doğru. İki ay sonra, o tarihten sonra bir daha bir iki ay sonra. Bu ümitlerinin kırılması için bunların burnunun sürtülmesi lazım. Özellikle kamuoyunun da tatmin edilmesi için ilk duruşmada bunların hepsi pejmürde bir kıyafetle, mahkum kıyafetle yargıya gitmesi kelepçeli olarak hatta ayakları parangalı olarak çıkmaları lazım ki bu milletin yüreğine bir su serpilsin. Son 2-3 dakikamız hocam. Ahmet Armağan şöyle bir soru yöneltmiş bize, size. FETÖ son YouTube videosunda en az 5-6 defa emniyet güven kelimelerini zikretti. Nurettin hocam bunu neye yorar acaba demiş Ahmet Armağan. Tabii o konuşmayı tam dinlemek lazım ama emniyet ve güven kelimeleri. Üst üste vurgulamış emniyet, güven. Burada ne demek istedi diyor. Vallahi o şifreleri tabii çok programı onun her hafta yayınlanıyor biliyorsunuz. Hı hı. Çok da üzülüyorum. Hiç önü kesilmiyor. Bunun kendi aralarında radyoda da var aynı yayınları. Onu cezaevlerinde de yapıyorlarmış hocam. Evet. Korsan bir şekilde. Mors alfabesi gibi kelimeli hatta başka bir şey aklıma geldi onu söyleyeyim. İnsanların bir el yazısını alırlarsa bir sayfalık. Bakın çok önceden yaptıkları bir şeyi söyleyeyim. Bir sayfalık sizin el yazınız varsa veya yarım sayfalık, o el yazısının harflerini parça parça bölüp sizin harflerinizden olan yeni bir cümle meydana getiriyorlar. Ve bu kriminal incelemede sizin el yazınız olarak size ait olarak çıkarılabiliyor. Bu söylediğim hadise en az 8-10 sene evvel yapılan bir uygulama. Yine sizin herhangi bir orijinal konuşmanız varsa bu konuşma kaydını hecelere bölerek yeni cümleler kurup sizin sesiniz olduğu kriminal laboratuvarda size ait olduğu tescillenerek yeni cümleler dizayn ediyorlar. Dolayısıyla bu kadar ileri bir mors kullananlar, kelimeleri bölüp de bir araya getirenler bu şekliyle ifade ettikleri davranışlarla örgütün içerisinde sinyalleşme, mesajlaşma ve yönlendirmeleri yapıyorlar. Ama İlginç. Ben diyorum ki artık bu gizli, saklı yönlendirmelerin ötesinde FETÖ'nün şu anda verdiğimiz bu şeylerle, yayınlarla, vetrelerle ben acizane yargı mensuplarına diyorum ki siz vatandaştan bu bir örgüt müydü, sen örgüte mensup muydun, FETÖ bu işin neresinde diye sormalarına gerek yok. Sadece bizim verdiğimiz vetrelerin ne derece korkunç bir teşkilat olduğunu, FETÖ'nün de bunun hakiki elebaşı olduğunu bu vetereleri alt alta koysunlar. Mahkemede hiçbir tanığa, hiçbir şahide ve hiçbir beyan almaya gerek kalmadan örgütün bütün yapılanmasını biz onlara ki bu verdiklerimiz gerçek uzun videoların çok az bir kısmı. İlginç bir soru var. Abdülkerim Güzel, selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Hocam demiş, FETÖ'cü olarak belirlenen kişilerin oy haklarının ellerinden alınması gerekmez mi? Tabii gerekir. Yani yasa hukuken buna uygun mu hocam? Yani hukuken sen FETÖ'cüsün deyip işte hükümlünün, tutukluluğun oy hakkını elinden alabilir miyiz? Bu da bir ya da kanun hükmünde kararnameyle yapılabilir mi? Tabii. Şimdi bakın bu el konulan üniversitelerin öğretim üyeleri hepsi şu anda üniversitelerde görevine devam ediyor.
Yani yine el konulan doktor olarak çalışan bankalarda bunu konuştuk. Bankanın Asya Bank eğer FETÖ'ye ait bir kurumsa bu kurumun içerisinde en azından şu üst düzey FETÖ tarafından seçilmiş, onaylanmış, imzalanmış adamların örgütün has elemanları olduğu apaçık belli. Samanyolu Televizyonu'nun ve Bank Asya'nın kurucularının kim olduğu belli. Bunların FETÖ üyesinin olduğunun, has elemanı olduğunun tescili var. Yani siz bir şirket kurarken hissedar olarak, ortak olarak aldığınız adamlar sizin bilmediğiniz tesadüfen gelmiş insanlar olabilir mi? Bunlara başka kanıt aranmaya gerek yok. Örgüt yapılanması sadece buradan gitse ve bunların Amerika'ya gidiş gelişleri, banka hesapları ve buradaki görevlere nasıl getirildiği, nereden getirildiği ve şu anda da bunlar istedikleri bir şekilde başka Türkiye'deki kurumlarda aynı kariyerlerine devam ediyorlar. Hiçbir şekilde bunlar suçlanmıyor ve sorgulanmıyor. Ama bu tarafta bir tek karineyle, yani başka hiçbir delil aramadan adam bir şekilde FETÖ'cü ilan edilebiliyorsa, FETÖ'cü olduğuna dair 4 tane delili olan bir adam hiçbir şekilde FETÖ'cü olarak kabullenilmiyor ve yargı bundan çok uğraştırılıyor ve meşgul ediliyor. İnşallah bu evet hayır meselesinden sonra, başarıyla çıkıldıktan sonra bir rahat nefes alınır. Bunlarla daha etkin mücadele teşkilatı kurulur. Bir de halkımızın bu işe katılacağı, belli merkezlerle tamamının içine dahil olacağı bir network oluşturulur. Belli bir merkezde hukukçularımızla beraber halkımız da bu FETÖ mücadelesinde işe dahil edilir. Geçen yazımızdaki şeyle bitirelim. Cadı varsa cadı avı yapılmalıdır. Diyelim ve noktalayalım. Allah ülkemizi, milletimizi, vatanımızı, bayrağımızı, Kur'an'ımızı, bu işimizi sulandıran, dinimize set çeken, bayrağımızı indirmek isteyen FETÖ örgütünden, canavarından milletimizi korusun. Amin. Ahir zamanın bana göre en büyük fitnesi Müslüman görünümlü münafık ve işbirlikçiler. Bir şey daha, bunlar büyük ameliyatçının narkozcularıdır. Ameliyat yapanların narkozcuya ihtiyacı vardır. Çünkü tepinmeyi ve tepkiyi önlemek için önce narkoz verilir, sonra rahatlıkla operasyon yapılır. FETÖ ve FETÖ gibi örgütler de Batı devletlerinin ve büyük hainlerin yurt içindeki işbirlikçi narkozcularıdır. Allah bunların şerrinden ülkemizi korusun ve örgütün içinde gerçekten hala daha bunların doğru yolda yürüdüğüne inananlar varsa lütfen bizim anlattıklarımıza, samimiyetimize inansınlar ve bizi takip etsinler. Diyelim ve noktalayalım. Değerli izleyiciler, perde arkasını burada noktalıyoruz. Haftaya Cuma günü saatler 20.45'i gösterdiğinde bir kez daha bu programda, bu ekranlarda görüşmek dileğiyle. Hayırlı geceler.